Arkadaşlar merhaba. Endemik yayınları trigonometri testlerini çözmeye devam ediyoruz. 8. testimizdeyiz. Periyot ve grafikler üzerine bir test. İlk sorumuz fx eşittir 3 artı 2 sin pi x artı 5 fonksiyonun esas periyodu kaçtır? Bakın periyot bulurken üsse göre karar veriyorduk. Eğer üssü tek sayıysa 2 pi bölü mutlaka, üssü çift sayıysa sinüs ve kosinüs fonksiyonlarında pi bölü mutlakaydı. Bunun üssü 1 olduğuna göre 2 pi bölü mutlaka a'sı da x'in katsayısı mutlak pi pi'dir. Bunun periyodunu verir. Dolayısıyla periyodu arkadaşlar 2 çıkıyor. Yani cevabımız Ceyhan. İkinci sorumuz. Tanjant x bölü 3 fonksiyonun esas periyodu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tanjant ve kotanjant fonksiyonlarında periyot her zaman pi bölü mutlakaydı. Tek ya da çift olmasına bağlı değildi. Burada da periyot o zaman pi bölü a'sı 1 bölü 3 olduğu için arkadaşlar mutlak 1 bölü 3 de bu şekilde yazılır. Periyodu 3 pi yani ikinci sorumuzun cevabı adına. Üçüncü sorumuz. Fonksiyonun esas periyodu pi bölü 4 olduğuna göre a kaçtır? Bakın yine bir tanjant fonksiyonu. Yine periyodu pi bölü mutlaka. A dediğimiz x'in öndeki katsayı yani 1 bölü a eşittir pi bölü 4. Bunu ters çevirip çarptığımızda arkadaşlar önce şu pi'leri de sadeleştirebiliriz. 1, 1. A buradan 1 bölü 4 olarak gözüküyor. Yani cevabımız Edirne. Dördüncü sorumuz. Fonksiyonun esas periyodu aşağıdakilerden hangisidir? 1 artı kosinüs x bölü pi artı 4 fonksiyonumuz. Yine bir kosinüs fonksiyonu. Üssü tek sayı 1 olduğu için periyodu 2 pi bölü. Mutlaka a'sı bakın 1 bölü pi. Dolayısıyla cevabımız 2 pi kare olarak gözüküyor. Dördüncü sorunun cevabı Denizli. Beşinci sorumuzda kosinüs x bölü 3 fonksiyonu verilmiş. Fx eşittir fx artı a olduğuna göre a sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar fx eşittir fx artı a demek zaten periyodun tanımıdır. Burada periyodu aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde belirtiyor. Ya da periyodundaki adımlarla ilerlersek nereye denk gelebiliriz de anlayabiliriz. Yine üstü tek sayı olduğu için periyodu 2 pi bölü mutlakası 1 bölü 3. Arkadaşlar bunun periyodu 6 pi. 6 pi 6 pi devam edecek. Dolayısıyla a sayısı 6 pi olabileceği gibi 12 pi de olabilir. 6'şar adımlarla gidersek. Dolayısıyla 5. sorumuzun cevabı arkadaşlar Edirne oluyor. 6. sorumuz. Kosinüs 6 pi artı tanjant 2 pi bağıntısının esas periyodu aşağıdakilerden hangisidir? İki fonksiyonun trigonometrik fonksiyonun toplamasında ve çıkarmasında periyot bulunurken arkadaşlar ayrı ayrı periyotların ekokları alınıyordu. Kosinüs 6x'in periyodu üssü yine tek sayı olduğu için 2 pi bölü mutlaka yani 6. Dolayısıyla bunun periyodu pi bölü 3. Diğer fonksiyonun tanjant 2x'in periyodu pi bölü 2. Bunların ok eklerini aldığımızda arkadaşlar öncelikle payda eşitleyelim. 2 pi bölü 6. Bu da 3 pi bölü 6. Dolayısıyla payların ok eklerini aldığımızda 6 pi pay diye aynen yazdık 6. Arkadaşlar periyodu pi çıktı. Cevabımız Deniz. 7. sorumuz. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiği k pi virgül 1 noktasından geçer? Burada seçenekler üzerinden gitmemiz bizim için çok büyük kolaylık sağlayacak. Zaten pi virgül 1 noktasından geçen bir sürü fonksiyon var. Bunu klasik anlamda çözmemiz mümkün değil. Seçenekleri incelemek zorundayız. Bakın 7. soruda B şıkkını incelersek x'e pi yazdığımızda acaba y yani fx 1 çıkıyor mu? Sinüs 90 nedir arkadaşlar? 1. 3 eksi 2 1. Dolayısıyla cevabımız Bolu. 8. soru. Sinüs x ve kosinüs x fonksiyonlarının grafikleri kaç noktada kesişirler? Bu fonksiyonun grafiklerinin kesim noktasını bulmak için fonksiyonların eşit oldukları noktaları da bulabiliriz. Yani sin x ve cos x acaba
hangi değerlerde birbirlerine eşittirler? Kısaca bu şekilde çözebiliriz. Ama ben burada grafik çizmeyi size tercih ediyorum. 1, eksi 1 değerleri bizim için önemli. 0 derece, 90 radyan daha doğrusu, 180 ve 270 radyan. Şimdi sinüs fonksiyonuyla başlıyoruz. Sinüs 0, 0 arkadaşlar. Sinüs 90, 1. Sinüs 180, 0. Sinüs 270, eksi 1. Kosinüs fonksiyonun grafiğini çizersek. Kosinüs 0'ın değeri 1. Kosinüs 90, 0. Kosinüs 180, eksi 1. Kosinüs 270, 0. Bakın iki noktada iki grafiğin kesiştiğini görüyoruz. 8. sorunun cevabı arkadaşlar Ceyhan. Dokuzuncu sorumuzda yukarıdaki grafik aşağıdaki fonksiyonlardan hangisine aittir diyor. Tabi burada fonksiyonları iyi incelememiz lazım ve verilen değerleri de iyi bir şekilde grafik üzerinden incelememiz lazım. Bakın mesela 90 verdiğimizde sonuç 2 çıkmış. Şıkları inceliyor. Sinüs 90 2. Sinüs 90 1. 2 kere 1 2. A şıkkında ilk değeri sağladı. Tesadüf olabilir. 180'i koyalım. Sinüs 180 0. Grafik de 0 noktasını gösteriyor. 270 dereceyi yazdığımızda sinüs 270 eksi 1. Eksi 1 ile 2'yi çarptık. Eksi 2. Grafik de bunu gösterene göre cevabımız direkt Adana'dır diyoruz. 11. sorumuz. Yukarıdaki fonksiyonlardan kaç tanesi çift fonksiyondur diyor. Arkadaşlar çift fonksiyon neydi? Fx, fxx eşittir. Fx bağıntısını sağlayan. Yani eksi değerleri yutan fonksiyonlara çift fonksiyonlar diyorduk. Çift fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetrik grafiklerdi. Arkadaşlar sinüs eksi x eksi sin x eşittir. Bu tek fonksiyon. Kosinüs eksi x kos x eşittir. Bu çift fonksiyon. Tanjant eksi x eksi tan x'tir. Çift fonksiyon değil. Eksi kos x. Buraya eksi x yazarsak yine ilk fonksiyonu buluruz. Eksi cos x. Bu çift fonksiyon. Yine sinüs değeri çift fonksiyon olmadığını görmüştük. Dolayısıyla arkadaşlar 10. sorunun cevabı bolu. 2 tane değerimiz var. 11. sorumuz. 3 kosinüs x eşittir 2 sinüs x olduğuna göre tanjant 2x değeri nedir? Arkadaşlar her iki tarafı cos x'e bölelim. 3 eşittir. Cos x'ler sadeleşti. 2 tanjant x. Dolayısıyla tanjant x şu an 3 bölü 2 değerini aldı. Bize tanjant 2x değerini soruyor. Toplam formülden faydalanalım. Tanjant 2x. Tanjant x artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant x diyebiliriz. Bakınız tanjant x'in değeri 3 bölü 2 idi. 3 bölü 2 artı 3 bölü 2 bölü 1 eksi 9 bölü 4 olacaktır. Üst taraf 6 bölü 2'den 3. Alt taraf arkadaşlar 4 bölü 4'ten 9 bölü 4 çıkarsa eksi 5 bölü 4. Dolayısıyla cevabımız eksi 12 bölü 5 olarak gözüküyor. 11. sorunun cevabı arkadaşlar Edirne. 12. sorumuz. 12. sorumuzda yine bir grafik verilmiş ve aşağıdakilerden hangisine ait olabilir diyor. Arkadaşlar burada kritik nokta özellikle 90 derece için sonucun ne çıkmış olması? 0 çıkmış olması. Sinüs 90 1'dir. Burası eksi 2 çıkar. Sinüs 91 yine eksi 2 çıkar. Kosinüs 90 0 bu 1 çıkar. Kosinüs 90 0 bu eksi 1 çıkar. Dolayısıyla cevap Edirne oluyor direkt. Ama buna da bakalım. 90 derece yazdığımızda kosinüs 180 eksi 1. Eksi eksi artı 1. Dolayısıyla burası 0 çıktı. Sağladı. Diğer hiçbir şık sağlanmıştı. Cevabımız Edirne olarak gözüküyor. Arkadaşlar bugünkü çözümlerimiz de bitti. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kanalımı takip edin. Abone olmayı lütfen unutmayın. Çok yakında Endemik Yayınları AYT'nin diğer konularını da trigonometriye paralel olarak çözmeye başlayacağım. Özellikle bundan sonra
İntegral konusuyla da çözümlerimiz devam edecek. Hepinize mutlu çalışmalar ve başarılar diliyorum.